Merhaba değerli izleyenler. Bu bölümde sizlerle beraber FC ve FB kullanımını ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz. Konumuz her ne kadar FB ve FC olmasına rağmen esasında işin temeli yapısal programlama yani diğer adıyla modüler programlamaya dayanmaktadır. Farklı programlama dillerinde bunların farklı isimleri var. Makro, kütüphane, alt program, alt yordam, tek bir çat altında yani İngilizce söylemek istersek bunu subroutine olarak geçer. Hangi programlama dili olursa olsun yapısal programda iki tane temel amaç vardır arkadaşlar. Birincisi problemi mantıklı alt parçalara bölüp bu parçaların çözümlerini birleştirerek programı kolay ve anlaşılır yazmak. İkinci amaç ise aynı kod bloğu veya algoritması birden fazla yerde kullanılacaksa bu kodu tek bir çatı altında toplayıp gerektiğinde çağırmak suretiyle defalarca yazmaktan kurtulmak. Bu iki amaç sayesinde programımız anlaşılır, daha az yer kaplar CPU'nun hafızasını daha etkin kullanırsınız. Arıza bulması veya en önemli şey bir şey ekleyip bir şey çıkarmak çok kolay olur. Yani programımız optimum hale gelir. Siemens'te ise yazılımımızı bölebileceğimiz iki tip alt program vardır. Bunlar FC yani fonksiyon, diğeri FB fonksiyon blok. Daha önce de söylediğim gibi farklı programlama dillerinde farklı isimlere sahip olabilir. Ama kullanmadaki amaç aynıdır. Programımızı daha anlaşılır bir şekilde yazmak. Defalarca yazacağımız kodları tek bir çatı altında topla, toplayıp onları gerektiğinde çağırmaktır. Şimdi bu iki temel amacı grafikler üzerinde bir görelim. Nasıl çalışıyor, ne yapıyor bir bakalım. Gördüğünüz gibi burada benim bir programım var. Main bloğum var. Bu main bloğumun içerisinde ben kodlarımı yazmamışım. Bir tane subroutine yani bir alt program çağırmışım. Bu alt program içerisinde iki tane daha alt programı barındırıyor. Birincisi işte subroutine 2. Daha sonra bu subroutine 2 de içerisinde bir tane daha başka bir alt program bir Sabrutin'i çağırmış. Yine bu programın altında olan subroutine 3 gitmiş subroutine 4'ü çağırmış. Dikkat ederseniz aynı programa yani subroutine 4'e burada da ihtiyaç duymuşum, burada da ihtiyaç duymuşum ve çağırmışım onları. Böylelikle aynı kodu defalarca yazmaktan kurtuldum. Sadece bir, tek ismini yazdım. Geldi. Ayrıca burada bilmemiz gereken önemli şey subroutineler daima yani alt programlar daima main programa geri döner. Subroutine geldi. Program yukarıdan aşağı okuduğunu varsayarsak. Geldik. Subroutine bir dallandık. Gittik aşağıya. Dolaştık. Geldik. Çıktık. İkinci olarak bunun olduğunu varsayıyorum. Bunları da bu işlemleri de yaptı. Bu kod bloklarını çalıştırdı. Daha sonra subroutine birden Çıkar kaldığı yerden devam eder. Aşağı doğru geldiği zaman başka bir program alt program başka bir komut varsa onu da çağırır. Yani döndürülecek olan aslında bizim main programımızdır. Bu grafik ise programımızı mantıklı alt parçalara bölmekle alakalı. Burada bir e, basit bir hesap makinesi tarzı bir şey yapmış anladığım kadarıyla. Program başlıyor. Numara 1'e giriyorsunuz yani input olarak. Diğer sayıyı giriyorsunuz veya numaraya giriyorsunuz. Daha sonra Options butonuna basıyorsunuz herhalde ve o size soruyor. Sen diyor bu iki numaraya girmiş olduğun bu iki numarayı eklemek mi istiyorsun? Soru işareti. Evetse gidiyor. Add num diye bir alt program var. Onu çağırıyor. Gördüğünüz gibi bakın. Ekleme işini bölmüş. Ki o da bu. Add num diye. Ne yapıyor? Cevap olarak geri döndüğü zaman numara 1 ve numara 2 ki onlar bunlar birbirini ekleyip cevap olarak size döndürüyor answer olarak geliyor size. Yok eğer siz bu iki girmiş olduğunuz numarayı birbirinden veya sayıyı birbirinden çıkaracaksanız gidiyor subtract num diye bir programı çağırıyor ki o da bu. Bu programda cevap olarak size bak aynı cevap ama farklı işlem yaptırtıyor. Numara 1 ve numara 2 birbirinden çıkarıyor ve size geri döndürüyor. Gördüğünüz gibi programı iki tane mantıklı alt programı bölmüş ve gelen soruya göre dallanıyor. Şimdi gelelim bizi ilgilendiren kısmına. Bu işin Siemens tarafında nasıl oluyor ona bakmaya. Siemens tarafında sizin bir işletim sisteminiz var. Bir main bloğunuz var ki bu OB1 her zaman böyleydi. Bu OB içerisinde siz alt programlardan FC'yi çağırabilirsiniz. FC içerisinde FB'yi çağırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi dallanacaktır eğer içerisinde varsa. Daha sonra bu işlemleri yaptıktan sonra tekrardan kaldığı yere geri gelecektir. Asıl program olan main program çalışacaktır. Daha sonra aşağıya geliyor. FB giriyor. FB'nin içerisinde siz FC çağırabilirsiniz. Daha sonra yine bu aynı şekilde kaldığı yerden devam edecektir. Şu ikisi CFC ve CFB ve sıralı fonksiyon sıralı fonksiyon bu bloklar olarak geçmektedir. Ve tabii ki de işletim sisteminin diğer blokları vardır. Kendi içerisinde iletişim portları, inputlar, outputlar o kendi tarafında diğerlerini derliyor. İşin teorik kısmı bu kadar arkadaşlar. Şimdi e, TIA portal tarafında bunları nasıl çağırırız, nasıl oluştururuz? Aralarındaki farklar nelerdir? Başta söylemiş olduğumuz iki, ilk iki maddeye bir değinerek görelim. Ben hazır bir proje dosyası oluşturdum. Şimdi projemize bir alt program nasıl ekleriz? Yani FC, FB nasıl ekleriz onu göreceğiz. Bu bölümde biraz FC üzerinden gideceğim. Çünkü burada anlatacaklarımın hepsi hem FB için hem de FC için geçerli. FB de ekstradan bir data block istiyor. Onunla uğraşmamak adına FC üzerinden gideceğim. Program bloklarımızın altında Add blok var. Ona çift tıklıyorum. Bu ekranda bana fonksiyon blok mu, fonksiyon mu eklemek istediğini soruyor. Ben fonksiyon ekleyeceğim. İsmini de e, test diyelim şimdilik. Dili e, leader dilinde kalabilir. Farklı dilleri seçebilirsiniz buradan. Şu an için ben leader ile devam edeceğim. Sizin için önemli değilse numarası otomatik vermesi daha avantajlı olur. Ama farklı bir numara vermek isterseniz de verebilirsiniz. Alt bölümde ise bizim bu oluşturacağımız fonksiyon veya fonksiyon blok için ekstra bölümler var. Başlık ekleyebiliriz, versiyon ekleyebiliriz, yorum ekleyebiliriz. Bu kısmı keşfetmeyi size bırakıyorum. Bu kısım çalışmasına herhangi bir engel veya artı bir özellik getirmiyor. Sadece sizin oluşturmuş olduğunuz bu alt program alakalı yorumlar veya versiyon belirtmenizi sağlıyor. Ekstra kütüphane oluşturacaksınız. Onlarda da faydalı olabilir. Ama çalışmasına bir artı veya eksi bir avantaj veya dezavantajı yok. Diğer bir seçenek var. Ekle ve aç. Bu seçili ise ok tuşuna bastığım andan itibaren benim için alt programı oluşturacak. Aynı zamanda da yazmam için ekranı açacak. Onaylıyorum. Gördüğünüz gibi hemen program bloklarımın altına bir tane alt program getirdi. Bunun fonksiyon olduğunu söylüyor. Numarasında 1 olduğunu belirtiyor. Burada da açık olan programa bakarsanız yapısal programın altına benim bir projem var. İlgili PIS'in program blokları klasörünün altında bir fonksiyon açtığımı gösteriyor. FC'nin veya FB'nin içi main'den farksız arkadaşlar. Main'de nasıl yazıyorsanız burada da yazabilirsiniz. Ekleme işlemi bu kadar. Şimdi sıra geldi biz bunu programımıza nasıl çağırırız. FC'yi oluşturmamız onu çağırdığımız anlamına gelmiyor. FC'yi çağırmamız için main programının içerisinde veya main programının içerisinde bulunan herhangi bir alt program tarafından çağrılması lazım. Bunun için de sürükleyip bırakmamız yeterli. Şu an ben main'e bırakıyorum ve ben test isimli FC1 numaralı bir fonksiyon oluşturdum. Bunu main programında çalıştırdım. Programı derleyip PLC'ye attığımda Program şu şekilde çalışacak. Main program başlayacak. Gelecek Network 1'de bir alt program var. Onun içerisine gidecek. Kodlar varsa kodları uygulayacak. Daha sonra çıkacak. Network 2'den çalışmasına devam edecek. Çağırma ve çalışma mantığı da bu şekildedir arkadaşlar. Videonun başında FC veya FB'yi iki farklı amaç için kullanabileceğimizi bildirdim. Birincisi mantıklı alt parçalara bölerek bu parçaları birleştirmek. İkincisi de bir fonksiyon olarak kullanmak. Şimdi biz programımızı nasıl mantıklı alt parçalara böleriz bir ona bakalım. Bunun için küçük bir örnek görseli hazırladım. Hemen onu açayım ben. Senaryomuzda birden fazla bir makine var ve bu sistemimiz üretilmiş olan makarna paketlerini ağırlıklarına göre ya onaylanan konverine ya da red konverine robot vasıtasıyla bırakacaktır. Paketlenmiş makarnalarımız konver üzerinden geliyor. Burada bir sensör vasıtasıyla robota geldi bilgisi veriliyor. Aynı zamanda ağırlığı ölçülüyor. Belirlenen ağırlık arasında olan makarnaları onay konverörüne bırakıyor. Onay konverörüne makarnayı bıraktıktan 3 saniye sonra konver çalışıyor ve makarna en sona geldiğinde yine bir sensör vasıtasıyla bu konverin çalışması durduruluyor. Red konveründe ise 10 tane makarnayı bıraktıktan sonra red konverimiz çalışıyor ve makarna grubumuz konverinin sonuna geldiği zaman bir limit sensörü vasıtasıyla algılanıp konveyör durduruluyor. Senaryomuz bu şekilde. Basit olsun diye çok fazla uzatmadım. Şimdi bunu nasıl uygulayacağız? Bir de onu görelim. Öncelikle bu projeyi herhangi bir FC, FP kullanmadan main'de dümdüz nasıl yazarım bir onu görelim. Daha sonrasında projemizi küçük küçük gruplara ayırıp FC içerisine yazalım. Bu dönüşümü rahatlıkla yapabiliriz. İşleme, besleme konveyöründen ürün alma operasyonuyla başlıyorum. Ürün al diyelim. Ben e, bütün tagları oluşturdum, direkt besleme konveri bk diye yazdım, ürün geldi e, input olsun, output olarak da robota gönderecek şimdi robot ürün al diye bir tag oluşturdum. Besleme konverinin onay kısmı içinde bir netfek oluşturuyorum, buna ürün ok diyelim. Ağırlığını ölçeceğiz, onun için de ir range kullanacağım, belirlediğim aralıkta olup olmadığını öğrenmek adına ve bunu çalıştırmak için bir şart koyacağım. Bir de tabi onay bölümümüz olacak. Çalışması için yine ürün geldiği kullanabiliriz. E, ağırlığı için işte 995 yazalım gram olarak hani. Kiloya tekabül etsin. E, ölçüm sonucunu buradan aldığımızı varsayalım. Maksimum da 1005 grama kadar olsun. Ona için de bir çıkış gönderelim robota. Daha sonra geçelim onay konverünü. Onay konveyörünü Motorunun çalıştırması için motor start diyelim. Tabii ki de e, ürünün bırakılmış olması gerekiyor ve denemiştik. 3 saniye sonra çalışsın. Ürün geldiği zaman parça geldi diye bir konveyörde sensör olacak. Ton timer ile bir delay koyalım. Bunu 3 saniye girelim. Yani şöyle saniye yazalım direkt. start özelliğini set edin. Ve böylelikle onay konverörün motorunu çalıştırdık. Şimdi geçelim bunu durdurmaya. Onay konverörü motor stop. Motor durdurmak için bir şarta ihtiyacımız olacak. Tabi bir de çıkışımız. Limit sensörümüz vardı orada. Onay konverörünün limit şey olacak. Tabi olacak. Onu aldık e, durdurmak için de yine tabii ki de e, çalıştırdığımız e, çıkışı resete çekebiliriz. Şimdi red konverimizin motor start e, bölümünü yazalım. Biraz aşağıda kaldı. Bunu biraz yukarıya çekelim. Şu alt tarafa birkaç network oluşturalım. Şimdi bunun için bir şartımız olacak. Tabii de çıkışımız. E, bir de counter'umuz olacak. Buraya counter koyalım. Çünkü 10 tane geleceği geldiğinde motor çalıştırmasını istemiştik. Ona dedi olsun. Ürün geldi. Red ürün geldi. Sen, sensörümüzden bir gelince çalışsın. Durdurma işleminde limit sensörüne geldiği zaman durdursun. Buna göre de motor startımızı versin. Bunu resetlemek için de hemen bu başlığı kopyalayalım. Ya baştan sonra yazmayalım. Stop yapalım bir tek. Stop içinde limit limite ulaştığı zaman limite ulaştığı zaman çıkışımızı resetlesin. Şöyle resetlesin. Evet bütün program bu kadar. Gördüğünüz gibi burası network'te doldu. Eee tam başlık attık hepsini ama bunu parçalayabiliriz. Parçalar haline yazabiliriz. Bunu nasıl yaparız? Bir onu görelim. Hemen hazır burada bir FCM vardı. Onun ben ismini değiştireyim. Besleme konveyörü yapayım onu. Şimdi besleme konveyörüne ait networklerimi onun içerisine atacağım. Şöyle ekranı da ikiye böleyim. Görmeniz daha kolay olsun. Sol tarafta FC'nin içi, sağ tarafta da main bloğumuz kaldı. Network 2 ve 3'ümü kesiyorum. Sağ tuş tıklayıp kes diyelim. Ve FC'nin içerisine yapıştırıyorum. Artık programım FC1'in içerisinde main bloğu gelecek. FC'yi çalıştıracak, girecek. Ee, diğer networkleri çalıştırıp network 2'den yoluna devam edecek. Şimdi de onay konverörünü yapalım. Bunun için hemen bir tane FC ekleyelim. Buna da onay konverörü diyelim. Sistemimizi ekleyelim. Sağ tarafa açıldı. Main block lazım bize. Main block çıkaralım. Onay bölümünü kesiyorum. Direkt FC'nin içerisine yerleştiriyorum. Bunu yazdık. Ama burada main block'u da çağırmadık gördüğünüz gibi. Çağırmadığımız zaman çalışmaz. O yüzden de sürükleyip bırakıyorum network 2'ye. Artık çağırdık. Çalışacaktır. Şunlara bir başlık atalım. Besleme konveyörü bu da onay konveyörüne ait bir network en son bir red konveyörümüz kaldı. Onun için de bir hemen fc oluşturup yazalım. fb ile de yapabiliriz aynısını ama fark eden bir şey yok. fc'den devam edelim. Şu başlığı lazım olacak bize. İki network'ü alıp yine kesip fonksiyon bloğunun içerisine yapıştırdım. Şimdi tekrardan bu fonksiyon bloğunu çağırmamız lazım tabi. İsmini vermemişim ben onayladım galiba direkt. Yeniden adlandırıp red Converter diyelim. Şöyle kısaca ve çekip bıraktım. Evet bütün sistemim bu kadar. Bir bunları kapatıp bir ekranı büyütelim. Network'leri de kapatalım. Dikkat ederseniz 3 networkte bitirdim. Tabi bunun alt network'leri var. Mesela besleme konvörünün içerisine girecek. Buraları çalıştıracak. Çıkacak buradan ikinci network'ta devam edecek. Diğerlerine girip çıkacak. Tabi siz bu senaryoyu daha da arttırabilirsiniz. Ben basit bir olsun diye bunu yaptım. Daha önce söyledim. Bunu parçalara bölerek karmaşadan kurtulmuş oldum. Besleme konvörüne veya red konvörüne ait herhangi bir işlem yapacaksam artık ilgili bölümlere tıklayıp içerisinde gerekli algoritmayı yazabilirim. İkinci kullanım şekli olarak da sık sık tekrar eden algoritmalar vardır. O zaman ne yapacağız? Bir de onu görelim.